Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 7 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi ilmek sayım 8 ve 8'in katları artı 7 ilmek. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Direkt modele başlayacağım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini de örüyorum ilk sıra olduğu için. Bütün ilmeklerimi birinci sırada düz olarak örüyorum. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimin birinci sırasını düz olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi bu sırada da ters olarak örüyorum. Modelin arka yüzünde zaten herhangi bir işlem yok. Model sadece ön yüzden kurulacak. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsi ters olarak örülecek. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmek örüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak sola doğru bir kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bir arttırma yaptım. Burası bir model zaten. Bir arttırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak kesim yapıyorum. Tekrar 6 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek yine düz olarak ördüm. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum tekrar. Burada bir ilmeğim kalıyor. İlmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin 3. sırasıydı. Modelin 4. sırası ve arka yüzündeyim. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmek örmüyorum şimdi. 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum direkt. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum. Arada 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum. Arada 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine
Sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini yine sola doğru çevirerek kesiyorum. Daha sonra diğer modele gidene kadar yine düz ilmek örüyorum. Bakın burada bu ilmeğimi de düz örüyorum. Daha sonra bir artırma yaparak bu 2 ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum. Tekrar düz örüyorum. Bakın buradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bu 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Kalan 2 ilmeği de düz örüyorum. Modelimin 7. sırasıydı bu. Modelimin 8. sırasında ve arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu sırayla birlikte de bir modeli bitirmiş oluyoruz. Model bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor, kaydırmalı olarak ama. Yani modeli bir kez daha kuracağız birlikte. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, bakın şöyle göstereyim size modeli. Şimdi dediğim gibi tekrar model kuracağız. Çünkü modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor. Kenar ilmeğinden sonra yine birinci sırada yaptığımız gibi. Birinci sıradan itibaren tekrar başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu arada ben şunu belirtmek istiyorum. Model bence ince iple daha şık duruyor. Ben anlatım esnasında anlaşılır olsun diye kalın bir ip tercih ettim. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı ince bir iple ördüm ve bence daha şık durdu. Evet, arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırma yaparak sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, kenar ilmeğiyle birlikte 6 ilmek ördük burada da. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm yine. Burada sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Kalan ilmekleri düz örüyorum.
Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Bir arttırma yaparak sıradaki 2 ilmeğimi yine sola doğru kesiyorum. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. Bir sonraki modele kadar. Bakın şu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak kestim. Kalan ilmekleri de düz örüyorum. İkinci modelimin son sırasındayım ve arka yüzdeyim. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Yani modeli birlikte iki kez tekrar etmiş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, bakın model ortaya çıktı. Dediğim gibi bu kalın iple yapmış olduğum, kamera arkasında yapmış olduğumda daha ince bir iple denedim. Bir de onu göstereyim. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Lastik üzerine burada modelimi denedim. Bakın gayet şık oldu. Burada kullandığım ip Nako Lüks Minnoş 2,5 numarada şiş kullandım. Dediğim gibi bu şekilde eğer kalın iple yaparsanız bu şekilde oluyor. İnce iple de daha zarif duruyor bence. Tercih sizin. İki iple de göstermeye çalıştım size modeli. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Modelden anne yeleği böyle örebilirsiniz. Yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızı deneyebilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.